Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için baştan çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone linkine tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaşlar hızlıca sorularımıza geçelim isterseniz. Diyor ki aşağıdaki terimleri kısaca açıklayınız. Birinci terimimiz jeopolitik. Jeopolitik deyince arkadaşlar siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalını anlayacağız. O zaman siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır diyoruz ve bu bilim siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Bu bilim sayesinde arkadaşlar ülkeler siyasi coğrafyalarındaki avantajlarını değerlendirerek dezavantajlarını değerlendirerek yeni politikalar üretir ve buna göre çalışmalar yapar. Kısaca bu cümleleri yazabilirsiniz. İkinci açıklamamızı istediği kelime tekfur kelimesi. Tekfur Bizans İmparatorluğunda yani Bizans'ta e, Anadolu valilerine verilen isim. E, Bizans İmparatoru e, Anadolu'ya atadığı e, valiler var ve bu valilere de Anadolu'daki Bizans valilerine tekfur adı veriliyor. Bir diğer açıklamamızı istediği terim Yahşi Fakih Namesi. Menakıb Namesi. Menakıb-ı Ali Osman olarak bilinen ve ilk Osmanlı tarihi kitabı olarak geçen Aşık Paşazade'nin tarihinde bahsedilen Menakıb Namedir. Menakıb Menkıbeden gelir. Yani Menkıbeler demek değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Yahşi Fakih Menakıb Namesi de Aşık Zaden'in tarihinde bahsedilen bir menakıb Babailer ayaklanması ise arkadaşlar Babai ya da Baba İshak ayaklanması vefaiye takipçilerinden Ebul Beka Baba İlyas bin Ali el Horasani ve müridi Baba İshak Kefer Sudi'nin çıkardığı babayı ayaklanmasıdır. E, bugünkü Alevi batini yerleşim yerlerini belirleyen isyandır. Anadolu'da Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde etkin olmuştur bu e, ayaklanma. E, bir diğer konu e, Terim ise istimalet politikası. Değerli arkadaşlar, istimalet politikası Osmanlıların uyguladığı meylettirici ve uzlaştırıcı fetih siyaseti için kullanılan bir tabirdir. Ve bu politikaya verilen addır. Bir nevi gönül kazanma politikası da denir. Bununla ilgili ilerleyen sorularımızda da gene geçebiliriz çalışma yapacağız. E, dolayısıyla Osmanlıların fethettikleri yerlerde e, Osmanlı'ya karşı, İslam'a karşı meylettirici, uzlaştırıcı politikalarına istimalet politikası denir. Bir nevi gönül kazanma politikası da diyebiliriz. Şimdi, şimdi dördüncü soruya geliyoruz. 1402 Ankara Savaşı'na ortam hazırlayan gelişmeler nelerdir? diyor sorumuz. E, cevap olarak şöyle diyebiliriz. Bir, Timur'un Anadolu'ya girip Sivas'ı alması. 2. E, Bayezid Han'a hakaret içerikli mektuplar yazması. 3. Dünya hükümdarı olma hayali. Yani bir cihangir olma hayali. 4. Timur'un Bayazıt'a kabul edilemeyecek istekler sunması arkadaşlar ve 5. olarak da Sefer planları yaptığı için farklı coğrafyalara arkasından Osmanlı gibi güçlü bir devleti bırakmaması. Çünkü eğer böyle bir sefer yaparsa Osmanlı gibi güçlü bir devlet de ona saldırırsa bu defa planları ne yapacaktır? Bozulacaktır. Bundan dolayı bunu bunun gerçekleşmemesi için Osmanlı üzerine yürümüş ve Osmanlı'nın kendine verebileceği zararlardan korunmak istemiştir. Bundan dolayı 1402 Ankara Savaşı'nı hazırlayan ortam e, meydana gelmiş oluşmuş. Şimdi çoktan seçmeli sorularımıza gelelim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda Osmanlı Beyliği'nin kurulup gelişmesinde ...bir, Gazilerin fetihleri, iki, Anadolu'nun siyasi yapısı, 3 diğer beyliklerin destekleri durumlarından hangileri etkili olmuştur diye sorulmuş. Değerli öğrencilerim Denizli seçeneği doğru cevap 1 ve 2 yani gazilerin fetihleri ve Anadolu'nun siyasi yapımı etkili olmuştur. Denizli seçeneğini işaretleyelim. Bu sayfamızdaki diğer soru 3. soru aşağıdaki durumlardan hangisinin Osmanlı Devleti'nin kurulup gelişmesinde etkili olduğu söylenemez. Bursa seçeneği söylenemez. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin sağlanması bu sağlanmamıştır. Ama diğer ışıklar yani gaza ruhu ile Bizans üzerine seferler yapılması, Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, e, arda arda yetenekli padişahların yönetime gelmesi, Gazian Rum ve Bacian Rum gibi askeri, sosyal ve iktisadi grupların varlığı bunu sağlayan unsurlardır. Ama Bursa seçeneği doğru değildir. Gelelim bu sayfamızdaki diğer soruya. İkinci soru şöyle. Osmanlıların Bizans sınırında varlığını koruması ve geliştirmesinde bir fetih siyaseti, iki iskan siyaseti, üç istimalet siyaseti durumlarından hangileri etkili olmuştur? Değerli öğrencilerim her üçü de etkili olmuş. Yani bir, iki ve üç de etkili olmuştur. Edirne seçeneği doğru cevaptır. Dördüncü sorumuza bakıyoruz bu sayfada. Aşağıdaki savaşların hangisinde Haçlı İttifakına karşı Osmanlı kuvvetlerinin yanında diğer Anadolu beyliklerinin kuvvetleri de yer almıştır diyor. Burada 1. Kosova Savaşı arkadaşlar Ceyhan seçeneğinde yer almıştır. Dolayısıyla 4. sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki soruları cevaplayın. Ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu sorularımızın cevaplarını beraberce yapalım değerli öğrenciler. Değerli öğrencilerin birinci soruda Ahilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki etkileri nelerdir diye sormuş. Şöyle cevaplayabiliriz. Değerli arkadaşlar, Ahilerin uçlarda yani Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu bölgelerde çok önemli roller oynadıkları fetihlerin gerçekleşmesinde büyük gayretleri olduğu bilinmektedir. Ahiler, fütuhatı başarmak için yani fetih hareketini başarmak için Osmanlı ordularına yalnız örgütlü ve imanlı savaşçı sağlamakla kalmayıp, halk arasında dini ve sosyal fikirleri propaganda etmekle de uğraşmışlardır. Onlar yani ahiler faaliyete geçtikleri ülkelerin sosyal yapısında ve siyasi örgütlerinde büyük yenilikler yaparak yeni gelenlerle yerli halkın kaynaşmasına zemin hazırlamışlar ve bunu sağlayarak fütuhat işlerini kolaylaştırmışlardır. Rum ilini İslamlaşmasında derviş gazilerin, alperenlerin ve ahilerin büyük rol oynadıkları bilmektedir. Bu açıdan ahiler önemli bir görev itiraz etmişler. Ve e, günümüzdeki esnaf teşkilatlarının e, temelini de oluşturmuşlar. İkinci sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti'nde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir? Değerli arkadaşlar öncelikle devşirilmelidir. Devşirme aşamasından geçmesi lazım. Daha sonra acemi ocağına geçmesi lazım ve Acemi Ocağı'ndan sonra da yeni Yeniçerilik makamına erişmesi lazım. Üçüncü aşama olarak Yeniçeri olabilmektedir. Sırasıyla devşirilme, Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı. Üçüncü soru, Osmanlı Devleti'nde merkezi otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin rolü nedir? Değerli öğrencilerim, tımar sisteminde savaş olmayan zamanlarda insanlar hem tarlada çalışırken hem de aynı zamanda birer asker oldukları için devletin otoritesi en uç bölgelere kadar ulaşmış Bu şekilde bir cevapla soruyu tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soruya gelelim. Beylik döneminde Osmanlı askeri gücü hangi muharif unsurlardan oluşmuştur? Yani savaşçı unsurlardan oluşmuştur. Değerli öğrencilerim Osmanlı Beyliği'nin ilk savaşçı sınıfını Osman Gazi'nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alpler ve gaziler oluşturmuştur. Beylik döneminde ise ahyan Rum yani ahiler, Baciyan-ı Rum, abdalan Rum, gaziyan Rum adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır. Osmanlı Beyliği'nin başlangıçta düzenli askeri birlikleri yani beyliğe bağlı bir ordusu yoktur. Gerektiğinde gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetlerinin bir yerde toplanması sağlanmış ve sefere çıkılmıştır. Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem birlikleri oluşturulmuştur. Beşinci sorumuz şöyle. Osmanlı toplumunda askeri ile reaya arasındaki farklılıklar nedir? Evet. Değerli arkadaşlar, reaya sınıfı vergi öderken askeri sınıf vergi ödemekle yükümlü değildir. Askeri sınıf yönetime katılırken reaya sınıfı yönetime katılmaz ve askeri sınıf Osmanlı ordusuna asker yetiştirirken reaya sınıfı geçimini tarım ve ticaretle sağlardı. Bu şekilde 5 sorumuzu cevaplamış oluyoruz. Şimdi çoktan seçmeli sorularımıza geçiyoruz. Test sorularımızın birincisi şöyle: Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız demiş. 1. Osmanlı Beyliği'nde askeri birliklerden alpler ve gaziler, yaya ve müsellemler, 3. Yeniçeriler. Bunlardan hangileri Osman Gazi'nin etrafında toplanarak ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur? Yalnız birinci grup yani Alpler ve gaziler doğru cevap Adana'dır. Bu sayfadaki üçüncü soru şöyle. Bursa'nın fethinden sonra oluşturulan Türk gençlerinden meydana gelen ve savaş zamanında gündelik alan ilk düzenli askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Edirne seçeni yani yaya ve müsellemler bu gruptandır. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne seçeneğidir. Ekran sayfamızdaki bir diğer soru ikinci soru. Aşağıdaki askeri birliklerden hangisinin mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri Ocağı kurulmasından sonra öncü birlik olarak kullanılmıştır? Denizli seçeneği Azepler. Azepler e Yeniçeri Ocağı kurulduktan sonra öncü birlik statüsüne kavuşmuştur. Bu sayfadaki bir diğer soru, dördüncü soru. Osmanlı Devleti'nde idari sisteme bağlı olarak bugünkü manada hem askerlik hizmeti yapanlar hem de memur statüsünde bulunanlar askeri sınıfı oluştururdu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi askeri sınıfa mensup değildir? Değerli öğrencilerim, Denizli seçeneği konar göçerler askeri sınıfa e, dahil değildir. E, dolayısıyla e, Denizli seçeneği doğru cevaptır. Şimdi gelelim bir diğer sayfamıza ve sorumuza. Beşinci soru şöyle. Osman Gazi kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanımıştır. Bu durum diyor aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır? Bursa seçeneğindeki cevaba ulaşmıştır. Diğer aşiret Türkmenlerinin Osman Bey'e katılmasına yol açmış. Böylelikle Osmanlı Devleti büyümesini sürdürmüştür. Bu sayfadaki bir diğer soru 8. soru. Osmanlı Devleti daimi ordusunu oluştururken bir pençik, iki istimalet, e, üç devşirme sistemlerinden hangilerinden yararlanmıştır? E, Denizli seçeneği doğru cevap. 1 ve 3 yani pençik e, sistemi ve devşirme sisteminden faydalanmıştır. Denizli seçeneğini işaretleyelim. Bir diğer soruya gelelim. Altıncı soru bu sayfadaki sorumuz. E, Aytu Tarih dersinde diyor: İslamiyet öncesi döneminde binicilik ve atıcılıkla usta olan Türk kadınları savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. İslamiyete geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüş ve Anadolu'da ahiliye denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur. Demiştir. Evet, Aytu böyle demiş. Aytu'nun ifadesinde yer alan kadınlar teşkilatını aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılamaktadır? Değerli öğrenciler, Bacıyanı Rum. Yani Rum bacılar, yani Anadolu bacıları demek e, çevirisi. Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Geliyoruz ekran sayfamızdaki 9. soruya. Osmanlı Devleti'nde asker ihtiyacını başlangıçta pençik sistemi ile karşılayan, padişahın merkezi otoritesini destekleyen, Avrupa'nın ilk daimi ordusu olan özellikleri verilen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Değerli öğrencilerim, Ceyhan seçeneği, Yeniçeriler, yukarıda verilen 3 maddeyi kapsayan askeri birliktir Ceyhan seçeneğini işaretleyin. Bir diğer soruya geliyoruz. 7. soru, ekrandaki 7. soru şöyle. Osmanlı Devleti'nde düzenli orduya geçilmesinde bir kuşatmaların uzun sürmesi, 2. savaşın zümrelerin disiplininin yoksun oluşu, 3. Bizans'ın askeri yapısının örnek alınması durumlarından hangileri etkili olmuştur? Denizli seçeneği bir ve ikinci hususlar etkili olmuştur. D seçeneğini işaretliyor. Ölçme değerlendirme sorularının B kategorisinde dört tane soru sorulmuş değerli öğrencilerim. Bu soruları şöyle cevaplayabiliriz. Birinci sorunun cevabı şöyle. Osmanlılar Türkçeyi ilk dönemlerden itibaren resmi dil olarak kabul edip yazışmalarda kullandılar arkadaşlar. E, aynı zamanda edebi ve bilimsel eserlerdeki Arapça ve Farsçanın hakimiyeti de Osmanlı döneminde kademe kademe azaldı. Osmanlı İmparatorluğunda aslında astronomi sahasında yazılmış eserlerin incelenmesi de bu durumu açıkça göstermektedir. Özellikle Türkçenin bilim dili olmasında 2. Murat'ın Türk diline verdiği önem ve yaptırdığı çalışmalar ön planda bulunmuştur. Türkçe eserlerin yazımı bu dönemde desteklenmiş ve teşvik edilmiştir. Aynı zamanda yabancı eserler de Türkçeye tercüme edilip toplumun faydasına sunulmuştur. Aynı zamanda 2. Murat döneminde alimler Türkçe eserler yazma konusunda da teşvik edilmiştir. Zaman içinde Türkçe ve Türk dilinde yazılan eserler çoğalmıştır ve özellikle bilimsel eserlerin yazımında Türkçeye gereken önem verilmiş ve asırlar geçtikçe bu oran artarak devam etmiştir. Değerli öğrencilerim şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz Anadolu'daki mutasavvıfların öğretilerindeki ortak noktalar nelerdir? İslam öğretileri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakı çerçevesinde insanın ahlaki olgunluğa erişmesini sağlamak, bu olgunluğu yaşama tatbik etmek ve Allah'a ulaşmak, gönül insanı olmak Anadolu'daki mutasavvıfların ortak noktalardır. Üçüncü soruya gelelim. Fetihlerle birlikte Anadolu ve Rumeli şehirlerindeki kültürel dönüşümü açıklayınız demiş. Değerli öğrencilerim Osmanlılar fethettikleri yerlere cami, medrese, mescit, han ve hamam gibi yapıları e, kurmuşlar ve buraları bunlarla imar etmişlerdir. Aynı zamanda fethedilen şehirlerdeki çarşı ve pazarları geliştirmiş, genişletmişlerdir miş ve yenilerini inşa etmişlerdir. Aynı zamanda Osmanlılar şehirleşmeye getirdikleri mimari anlayışla dağınık şekilde bulunan sosyal kurumları bir site içinde toplamışlar. Balkanlarda bulunan bugünkü yol ve şehir ağının ana hatları da Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda şehir yolları ve su yollarını tamir etmişler ve yenileri de yenilerini de yapmışlardır. Bunları e, üçüncü sorumuzun cevabı olarak e, değerlendire. Geliyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soruda Fatih Sultan Mehmet dönemindeki ilmi faaliyetler nelerdir? Bununla ilgili bilgi vermemiz istenmiş. En yüksek dereceli medrese Fatih'in yaptırdığı sahne seman medreseleriydi değerli arkadaşlar. Fatih Fatih ve Kanuni döneminde medreseler geliştirilerek e, alt bölümler oluşturulmuş ve hadis araştırmaları için Darül Hadis, tıp eğitimi için Darül Tıp, Kur'an'ın okunması ve ezberlenmesi için Darül Kurra gibi ihtisas medreseleri kurulmuştur. Gene Fatih Sultan Mehmet ilmiye sınıfında teşkilat ve eğitimde önemli değişiklikler yapmış. Bu dönemde müsbet ilimler ve felsefi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır. Birçok Latince eser Türkçeye çevrilmiş. Özellikle tıp, matematik ve astronomi alanlarında yeni eserler yazılmıştır. Gene dini ve felsefi konulara ilgi duyan Fatih Sultan Mehmet ulema ile yakın ilişkiler kurmuş, birçok ilmi konunun tartışılmasına da vesile olmuş ve bu tartışmaları teşvik etmiştir. Aynı zamanda Akşemseddin, Ali Kuşçu gibi alimler Fatih'in yanında yer almıştır. Gene Molla Gürani gibi önemli bilim insanları Fatih'in yanında yer almış ve yazılan eserlerde değişik maddi teşviklerde de bulunmuştur. Bu şekilde kısaca cevaplayabilirsiniz. Ve gelelim ölçme değerlendirme sorularımıza. Birinci soruda Fatih diyor saray kütüphaneleri dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptırılan külliye, cami, medreselerde çok sayıda kütüphane kurmuştur. Yavuz Sultan Selim Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep, Kudüs, Şam'daki kültürel ve sanat eserlerini İstanbul'a getirmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sorulmuş. Değerli öğrencilerim, Ceyhan seçeneğine ulaşabiliriz. Devletin kültür seviyesi yükseltilmiştir. İkinci ölçme değerlendirme sorumuza bakalım, test sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti, çeşitli etnik ve dini kökenden tebaanın ticari, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerini sürdürdüğü bir devlettir. Diyor, bir öncül verilmiş. Bu durum diyor. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır? Bursa seçeneğinin oluşumuna hazır, zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Kültürel birikimin oluşmasında zemin olmuştur, zemin hazırlamıştır diyoruz. Bursa seçeneğini doğru cevap Üçüncü diyoruz. soru şöyle arkadaşlar. Anadolu'nun İslamlaşmasında etkili olan aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Anadolu'da yaşamamıştır? Ahmet Yesevi arkadaşlar Anadolu'da yaşamamıştır ama talebelerini Anadolu'nun fetihlerinde e, ne yapmıştır? Göndererek İslamlaşmasında kullanmıştır. Dolayısıyla Ahmet Yesevi Orta Asya'da yaşamış ama Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli Anadolu topraklarında yaşayan bu tasavvuflardandır. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfı 1. Askeri, 2. Eğitim öğretim, 3. idari ve adli görevlerinin hangilerinden sorumludur diye sorulmuş. Denizli seçeneği 2 ve 3 yani eğitim ve öğretim ile idari ve Adli görevlerden sorumludur. İlmiye e, sınıfı, bundan dolayı denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ve beşinci soruya geliyoruz değerli Ömer. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde görülen el sanatlarından biri? Değildir. A. Dokumacılık, B. Hat, C. Ahşap işçiliği, D. Çini, E. Heykel. Edirne seçeneği heykel. Çünkü heykel yapmak İslam inancına göre de, hoş karşılanmayan bir tutum olduğu için heykel sanatı Osmanlı devletinde el sanatları olarak gelişmemiştir. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz ve böylelikle dördüncü ünite sonu ölçme değerlendirme sorularını bitiriyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.